Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber silindirin hacmi ile ilgili videolarımıza devam ediyoruz. Hemen örnek sorumuza bakalım. ABCD bir dikdörtgen, AB kenarı 6 pi santim. Bu benim dikkatimi çekiyor çünkü genellikle dikdörtgenin bir kenarı pi olarak bize verilmez. BC kenarı 4 santim. Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgeninin AD kenarı BC kenarı üzerine gelecek şekilde kıvrılarak bir dik silindir elde ediliyor. Silindirin hacmi kaç santimetre küptür denilmiş. Şimdi arkadaşlar AD kenarı BC kenarı üzerine gelecek şekilde kıvrılınca oluşan şekil neymiş? Dik silindir. Bunu şemalaştıralım. Bakalım nasıl şemalaştıracağız? İdare eder. Şimdi arkadaşlar AD kenarı burası. Kıvrılınca AD kenarıyla şöyle düşünün. BC kenarı birbirine üstüne geldi değil mi? Yani bu BC 4 ise AD de mecburen 4 olmak zorunda. Çünkü şeklimiz dikdörtgen. Yani burası 4. O zaman silindirimizin yüksekliği ne çıktı arkadaşlar? 4 santimetre. Peki başka ne var? Şimdi arkadaşlar ben burayı kıvırınca, bakın AB'yi kıvırdığımda, şöyle size göstermek istiyorum. Şöyle kıvırdığımda burası normalde AB uzunluğu 6 pi değil mi? Bu dairenin çevresi 6 pi oldu. Bakın çevre 6 pi. Peki nasıl buluyordum dairenin çevresini? 2 pi r formülüyle. 2 pi r eşittir 6 pi ise pi'ler sadeleşsin. 2 r 6 demek. Her iki tarafı 2'ye bölün. Bu dairenin yarıçapı neymiş arkadaşlar? 3'müş. Bana silindirin hacmi soruluyor. Silindirin hacmi nasıl bulunuyordu? Taban alanı, yani dairenin alanı çarpı yükseklik. R'miz zaten 3 bulduk. H'ımızı 4 bulduk. Burası 9 kere 4. Bir de pi var. Arkadaşlar bu silindirin hacmi 36 pi santimetre küp olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Evet, sorumuza bakalım. ABCD bir dikdörtgen. AB kenarı 12 pi santim, BC kenarı 5 santim. Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgeninin AD kenarı BC kenarı üzerine gelecek şekilde kıvrılarak bir dik silindir elde ediliyor. Silindirin hacmi soruluyor. Bu soruyla o soru neredeyse aynı. Sadece sayılar farklı. Hemen silindiri şemalaştıralım arkadaşlar. Benimki biraz yamuk yumuk oluyor artık. Kusura bakmayın lütfen. Biraz daha güzel yapayım şurayı. Şimdi bakın BC 5 ise zaten AD de 5 olmak zorunda. Yani bu silindirin yüksekliği zaten 5 santimetre. Bunda problem yok. Şimdi arkadaşlar ben ne yaptım? Kıvırdığımda şekli bakın A ile B aynı nokta olmadı mı şurası? O zaman şöyle düşünün. Bakın AB uzunluğu buradaki AB kenarı buradaki dairenin nesi? Çevresi. Yani çevremiz 12 pi çıktı. O zaman dairenin çevresini nasıl buluyordum? 2 pi r formülü ile hemen yazıyorum bakın. Sadece işlem. Pi'ler sadeleşti. 2 r 12 demek. Her iki tarafı 2'ye bölün. R'miz ne çıktı? Yani bu dairenin yarıçapı 6 çıktı. Hemen silindirin hacim formülünü yine yazalım. Taban alanı çarpı yükseklik. R'miz 6, yüksekliğimiz 5. Yani 36 kere 5'ten burası ne çıkar? 180 pi santimetre küp olarak bulunur. Devam edelim. Bakın şimdi. ABCD bir dikdörtgen. AB kenarı 16, CB kenarı 4 pi. Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgeninin AB kenarı DC kenarı üzerine gelecek şekilde kıvrılarak bir dik silindir oluşturuluyor, elde ediliyor. Arkadaşlar burada dikkat edin. AB kenarı DC kenarı üzerine gelecek şekilde kıvrılıyor. Az önceki sorularda neydi arkadaşlar fark ettiyseniz? Burada AD kenarı BC kenarı üzerine gelecek şekilde kıvrılarak bir silindir oluşturuluyordu. Burada daha farklı. Buna lütfen dikkat edelim. AB kenarı DC kenarı üzerine gelecek şekilde kıvrılıyor. Silindirin hacmi soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar böyle bir soruda ne yapabilirim? Nasıl davranabilirim?
Şöyle düşündüğümüzde, ben bunu şemalaştırayım size yine. Diyeceksiniz ki çoğunuz, hocam ben bunu anlamıyorum, nasıl anlayabilirim? Hani böyle çizeceğimi. Şöyle düşünün. Elinize bir tane arkadaşlar A4 kağıdı alın. A4 kağıdının uzun tarafı AB kenar değil mi? Bakın AB kenarı uzun tarafı. Bunu arkadaşlar kıvırın DC ile üst üste gelecek şekilde. O zaman bu silindirin yüksekliği ne olacak arkadaşlar? 16. Buraya dikkat edelim. H dediğimiz silindirin yüksekliği ne çıktı arkadaşlar? 16 santimetre olarak bulundu. Peki bakın şöyle AB ile neresi üst üste gelecek? D, bakın burası C. Fark ettiyseniz BC'yi kıvırdığımda BC uzunluğu 4 pi olduğu için bu dairenin çevresi ne olacak arkadaşlar? 4 pi. Yani tabandaki dairelerin çevresi 4 pi olur. Çevreyi nasıl buluruz? 2 pi r formülüyle buluruz. 4 pi'yi eşitledim. Her iki taraftaki pi'leri sadeleştirdik. 2 r 4 demek. Her iki tarafı 2'ye bölersek taban yarıçapını ne buluruz arkadaşlar? 2 olarak karşımıza çıkar. Bize silindirin hacmi soruluyor. Taban alanı çarpı yükseklik formülümüz. R'mizi zaten 2 bulduk. Yüksekliğimiz 16. Burası pi 4 ve 16'nın çarpımında karşımıza 64 pi santimetre küp olarak hacmimiz çıkar. Buna lütfen dikkat edelim. Hangi kenarı üzerine kıvrıldığı önemli. Tamam mı arkadaşlar? Devam edelim. Benzer bir soru daha geliyor. ABCD bir dikdörtgen. Tamam. AB kenarı 8 santim, BC kenarı 2 pi santim. Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgeninin AB kenarı BC kenarı üzerine gelecek şekilde kıvrılarak bir dik silindir elde ediliyor. Silindirin hacmi soruluyor bize. Yine arkadaşlar bakın AB kenarı BC kenarı üzerine kıvrıldığı için oluşan şekil bu şekilde bir dik silindir olacak. Temsiller. O zaman bak, burası AB kenarı. AB kenarı 8 santimetre. A ile D aynı yere gelecek kıvrıldığında. B ile de C. O zaman BC uzunluğu 2 pi olduğu için bu dairenin çevresi ne olur? 2 pi. Çevre formülü neydi yine? Bakın hepsini yazıyorum. Siz biliyorsanız direkt işlem yapabilirsiniz. Pi'ler gitti. 2R eşittir 2 demek yarıçapımız buradan arkadaşlar 1 olarak bulunur. Burada yarıçapı 1 bulduk görüyorsunuz. Silindirin hacmini yazıyorum. Taban alanı çarpı yükseklik demek. R'miz 1, yüksekliğimiz 8. Buradan hacmimiz 8 pi santimetre küp olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu soruda farklılık var. Lütfen beraber dikkatlice inceleyelim. ABCD dikdörtgen. Tamam. DC kenarı 10. BC kenarı 4 santim. ABCD dikdörtgeninin AB kenarı etrafında 360 derece döndürülmesi ile elde edilen cismin hacmi kaç pi santimetre küp olarak soruluyor bize arkadaşlar. Şimdi bakın. Şöyle düşünün. Bakın az önceki sorularda ne diyordu? AB kenarı etrafında DC kenarı üzerine gelecek şekilde kıvrılması denilmiyor mu diye arkadaşlar? Bakın az önceki soruda şöyle diyordu. AB kenarı etrafında DC kenarı üzerine gelecek şekilde kıvrılarak bir dik silindir elde ediliyor diyordu. Burada öyle demiyor. AB kenarı etrafında 360 derece döndürülsün diyor. O zaman sizin bakın ne elde edeceğiz bakalım. Burası AB kenarı. Siz bu kenarın etrafında dikdörtgeninizi 360 derece döndürürseniz bakın şu şekilde bir şey elde edersiniz. Döndürünce arkadaşlar bu şekilde bir silindir elde edersiniz. Soru tipimiz farklı.
Lütfen o yüzden dikkatlice inceleyelim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi BC'ni 4. Bu şekilde döndürdüğümde AB kenarı etrafında 360 derece döndürdüğümde görüyorsunuz tabanları, daireleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yarıçapları ne oldu? 4 oldu döndürünce. Silindirin hacmini soruyor bize. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. R'miz 4. Yüksekliğimiz arkadaşlar burada DC, burası ve burası hep 10 olduğu için hacmimiz ne çıktı? 160 pi santimetre küp olarak bulunur. O zaman bize zaten cismin hacmi kaç pi santimetre küp diye soruluyor. Cevabımız ne çıktı? 160 pi santimetre küp olarak bulunur. Devam edelim. ABCD dikdörtgen. Evet, AB 12, BC 5 santim. ABCD dikdörtgeninin AB kenarı etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi soruluyor bize. AB kenarı etrafında 360 derece döndürülüyor. Buna dikkat edelim. O zaman arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Bakın, bir dikdörtgenimiz var. Burası 12, burası 5. Ve ben AB kenarı etrafını 360 derece döndürüyorum. Oluşan silindirimi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bir silindir oluşturdum. Taban yarıçapımız 5. Yüksekliğimiz ne? 12. Hacim soruluyor bize. Taban alanı çarpı yükseklik demekti hacmimiz. R'miz 5 olduğu için, yüksekliğimiz de 12 olduğu için 25 kere 12 arkadaşlar 300 yapıyor. Hacmimiz 300 pi santimetre küp olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. ABCD bir dikdörtgen. DC kenarı 2 santim, AD kenarı 8 santim. ABCD dikdörtgeninin BC kenarı etrafında 360 derece döndürülmesiyle silindir elde ediliyor. Silindirin hacmi soruluyor. Arkadaşlar burada şuna dikkat edeceğiz. Bu sefer BC kenarı etrafında döndürülüyor. Tamam mı? Yani nasıl? Bakın şöyle dikdörtgenin kenarlarını yazayım. Şemalaştıralım. BC kenarı etrafında 360 derece döndürülürse şu şekilde karşımıza çıkacak sonuçta arkadaşlar. Görüyorsunuz. O zaman silindirimiz gördüğünüz gibi bu şekilde bir silindir olacak. Buradan taban yarıçapımız ne? Görüyorsunuz 2. Şuradan bakabilirsiniz. Yüksekliğimiz ne? Haşımız 8. Hacmimiz ne o zaman arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklikten. Yani hacmimiz 32 pi santimetre küp olarak karşımıza çıkar. Oldukça da kolay, standart bir soru tarzı. Devam edelim. ABCD bir dikdörtgen. AB kenarı 12 santim, BC kenarı 5 santim. ABCD dikdörtgeninin BC kenarı etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi soruluyor bize. BC kenarı etrafında döndürülüyor. Buna dikkat edelim. Şimdi ben şurada yapmak istiyorum bunu. Şöyle bir dikdörtgenimiz var. Evet, BC kenarı etrafında döndürdüğüme göre biraz şekilsiz oldu. Şöyle düzeltelim. Bakın şu şekilde bir silindir elde edeceğiz. Tabii ki benimki göstermek için temsili bir şekil. Siz daha düzgün çizebilirsiniz. O zaman taban yarıçapımız ne oldu arkadaşlar? 12. Yüksekliğimiz ne oldu? 5 oldu. Buna dikkat edelim. Hacim formülümüz ne? Taban alanı çarpı yükseklik. R'miz zaten 12 idi. Yüksekliğimiz 5. Buradan hacmimiz
144 ile 5'i çarparsak arkadaşlar 720 pi santimetre küp olarak bulunur. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.